Evet, öncelikle kıymetli basın emekçileri, dün kutlayamadığınız ama kutlanacak günlerin çok yakın olduğu çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun diyorum. Gazetecilik yapan ya da yapamayan tüm arkadaşlarımızı. Bu sabahtan itibaren kısacık bir gün özetiyle başlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Sabah saatlerinde Çorlu davası hakikaten açılması ve adliyelerde görülmesi gereken ama şu ana kadar bir türlü bir milim adım atmayan, attırılmayan bir dava. Devam ediyorum. İstanbul halkının hakkını koruduğumuz için tarafım açılmış sarayın dezenformasyon iletişimcisi beyefendi tarafından 5 davanın birinin karar duruşması. Neyse, en azından bundan şimdilik beraat ettik. Bitmiyor, devam ediyoruz. Türk Tabipler Birliği Başkanı, Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın cezalandırıldığı ama ne mutlu ki tahliye edildiği bir dava derken, bugün yönetim kurulu toplantımız sırasında Ekrem Başkan'ın yıllar öncesindeki görevi nedeniyle, yaptığı bir ihale nedeniyle bir soruşturma açıldığını duyuyoruz. Ve eğer doğruysa yine bir toplantıda belediye başkanını kullandığı ifadelerden dolayı hakaret davası açılması gerektiği iddiası var. Ben aslında bugün Ekrem Başkan'ın sizlerin ve kamuoyunun bilmediği iki büyük suçunu daha açıklamak için yönetim kurulu toplantımızı keserek geldik değerli basın emekçisi arkadaşlarım. Ekrem Başkan'ın öncelikle izninizle asıl yargılanmasını gerektiren birinci suçunu sizlere açıklayacağım. Yaklaşık bir ay önce Arnavutköy sokaklarındaydık. Bütün örgütümüz ve il yöresi arkadaşlarımızla birlikte Arnavutköy'de bir apartmanın çatı katında kuşların bile yaşayamayacağı yerde yaşayan bir kadıncağız, eşi hastanede, kendisi diyaliz hastası, evde bakmak zorunda olduğu ve bir tanesi okulu bırakmak zorunda kalan 3 çocuk ve bu kadıncağız televizyonlarda Cumhurbaşkanı'na söylediği bir şeyi duymuş. Televizyonlarda Cumhurbaşkanı demiş ki biz ihtiyacı olan vatandaşlara aile yardımı yapacağız demiş. Ve kadıncağız vatandaş Cumhurbaşkanı'na inanır elbette. Ertesi gün ya da birkaç gün sonra kaymakamlığa gitmiş ve demiş ki benim hiçbir şeyim yok, durumum böyle böyle. Ve Cumhurbaşkanı da bana bunu söyledi. Yok öyle bir şey demişler kaymakamlık. Demiş ki nasıl olmaz? Ben bunu televizyondan duydum ve televizyonda Cumhurbaşkanı bunu söyledi demişler. Ve bu kadını kaymakamlıktan sen öyle duyduğun her şeye inanma diyerek yollamışlar. Kadın kaymakamlıktan ağlayarak çıkmış. Şimdi burada Ekrem Başkan'ın suçu ne diyeceksiniz? Burada Ekrem Başkan'ın suçu çok büyük. Çünkü bir tane bile devlet yetkilisinin o yoksul kadına, o yoksun kadına ulaşmadığı, hatta dalga geçerek kapıdan gönderildiği yerde o kadının cebinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım kartı çıktı arkadaşlar. Asıl Ekrem Başkan'ın bundan daha büyük suç olabilir mi? Açılan davaların da altında yatan aslında bu. Ekrem Başkan'ın ikinci suçu kendisi itiraf etmişti bir gün. Sizinle de paylaşayım. İlk gençlik yıllarında futbol oynamaya başlamışken yanlışlıkla birine çelme takmıştı. Bu da Ekrem Başkan'ın bana sorarsanız dava açılması gereken bir hali. Değerli arkadaşlar, gülüyoruz. Evet, izahı yapılamayan şeylerin mizahı yapılır diyoruz ama artık bu işlerin, ardı ardına yapılan bu işlerin, açılan davaların, yapılan ve yürütülen ahmakça süreçlerin ve ardı ardına açılan davaların sanmayın ki sadece mizahını yapacağız. İstanbul halkının iradesini gasp eden ve aslında bu davaları Ekrem Başkan açılmış davalar olarak görmüyoruz tek başına. Bu ülkede halkın yanında olan, halkla, vatandaşla dalga geçmek yerine vatandaşın ihtiyacını gideren Ekrem Başkan açılan dava ve açılmaya başlanan ve soruşturulmaya başlanan davalar aslında bu ülkede halkın, hakkın ve haklının, yani uzun lafın kısası demokrasinin yanında duran herkes açılan davalardır. Ve ben bugün bu ard ardına gerçekleşen, hani mizahını yaptığım ama acı acı mizahını yaptığım durumları bir kez daha görünce
yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Saraçhane'nin önüne gelelim. Saraçhane'de bu haysiyet duvarında, demokrasi nöbetinde bu süreçleri bir kez daha sizlerle paylaşalım ve şunu kararlılıkla bir kez daha söyleyelim istiyoruz. Ne yaparsanız yapın, zulmünüz ne kadar artarsa artsın, hukuksuzluğunuz ne kadar artarsa artsın, Ekrem Başkan'a da, halkın haklı mücadelesine yanında duranlara da, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, Cumhuriyet Halk Partililere de bir milim geri adım attıramayacaksınız. Genel Başkanımızın dediği gibi cehennemin kapılarını hiç kimse ama hiç kimse sakın açmaya, açtırmaya kalkmasın. Hepinize teşekkür ediyorum. Susma, susuşa, sıra sana gelecek.